White Walker'lar diyorum, o da olmuyor. Yani bir dakika, niye öyle diyorum ki? Akgezenler amına koyayım. Evet, Akgezenler. Ben niye White Walkers, White Walker, White Walker, White Walkers, White Walker, White Walker. Hoş geldiniz. Ben Furkan. Sonunda Ferber kanalındaki ilk Bannerlord mod incelemesi, tam anlamıyla bir mod incelemesi olacak. Çünkü tam anlamıyla ilk kez bir mod olabildi diyoruz ve ilk kez bir inceleme yapacağız. Modumuz Game of Thrones modu. Birçoğunuzun sevdi veya duydu veya izleme listesine aldı. Dizi serilerinden, kitap serilerinden biri. Benim de şahsen dizisini izlediğim, kitabını okumasam bile kendi wiki sitelerinde bol bol okuduğum bir seriydi. İlk mod incelemesinin de bu şekilde olması güzel olacak. Ben size modda neler var neler yok anlatacağım ve gösterebildiğim kadar da göstermeye çalışacağım. Bakalım, inşallah mod incelemelerine ve diğer videolarımıza devam edeceğiz. Tam gaz. Şimdi 6 tane kültürden bahsediyor. Güney Krallığı, White Walkers, Surgialar tamamen White Walkers olmuş durumda. Vadimiz var, Dorne var, Dothraki, Kuzey. Benim gördüğüm kadarıyla White Walkers, Dothrakiler ve Devler çok farklı bir kültür olarak göze çarpıyor. Diğerleri zaten biliyorsunuz birbirine yakın topluluklar. Birliklerin çoğu değiştirilmiş. Ben Dothrakilerle başlayacağım çünkü Dothrakileri daha önceden girdiğimde White Walker görmüştüm. Kuzeyleri görmüştüm ama Dothrakileri görmemiştim. Dothraki ile başlayacağız oyunu. Türkçe değil İngilizce oynayın ki orijinal adı bozulmasın. Çünkü Türkçe oynadığınızda orijinal adları bozuluyor. Evet, şöyle başlatalım kendimize abi. Bir Dothraki olarak, bir barbar olarak doğacağız. Lan göçebe diyelim abi. Ailemiz şaman da diyebiliyormuşuz bu arada. Ha, Kuzeyit. Kuzeyit'in yerine yapılmış Dothrakiler bu arada. Küçükken benim liderlik özelliklerim göze çarpıyordu. Şurada Hunted'dan gidelim abi, okçuluğumuz artsın. Şöyle iz sürelim. Atlı özelliğimiz de artsın. Evet, maceraya başlamadan önce en büyük başarılarımdan biri savaştaki düşmanı yenme olayımızdı. Bu da zaten senaryoyu biliyoruz. Ailemiz öldürülüyor. İki kardeşimiz kayıp ve ben de kardeşimle kurtuluyorum. Nasıl kurtuldum? İşte baskıncıları paket ettik. Adımız Bannerlord'daki ilk mod incelemesinde de Gökdoğan. Sonunda bunu yapabildim abi. Bir türlü yayınlarda da diğer Bannerlord videolarına da Gökdoğan koyamamıştım. Kültürümüz Dothraki, burada özelliklerimiz tek tek gözüküyor. Bakabilirsiniz. Mod incelemesi olduğu için bunları biraz kolayda tutacağız. Savaşta ölmeyi aç abi. Kardeşimiz Nusun'la konuşuyoruz. Ben eğitimi geç diyorum. Ve hemen maceraya atılmak istiyorum. Klanımızın, ailemizin adı Alpaslan olacak. Bayrağımızı biraz Dothraki işi yapalım. Bence bu gayet iyi abi. Evet abi, geldik haritamıza. Gördüğünüz gibi yeni bir harita yapılmış. Şu bölgeye geldiğimizde işte bu büyük duvar ve arkasında White Walkers var. Onun dışında burada Kuzeyliler var. İşte gördüğünüz gibi Klan Stark diye gösteriyor. Burada kim varmış mesela? Bolton'lar var bunlarda. Stark'ların da zaten bölgesi bayağı bir geniş. Burada Tully var değil mi abi? Tully'lerde biliyorsunuz Stark'larla akrabalıkları var. Burada Frey Hanedanı var. Frey olayını zaten hatırlarsınız. Özellikle Kızıl Düğün'ü unutamayanlar için hatırlatalım. Baratheonlar var burada da abi. Şöyle bir geldiğimizde burada kimler varmış? Wade klanı var burada. Burada Braavos var. Braavos'ta Targaryenler var. Targaryen burada. Bak Tyrell'ler de burada. Buradan alabildiklerimizi alalım, vadinin askerlerini. Size göstermek istediğim şeylerden biri de krallıklar kısmı. Sturgia'ya geldiğimizde Sturgia'nın başında gördüğünüz gibi Night King var. Gece kralı ve onun White Walkers'ı. Şöyle bir baktığımızda Kuzeyitlere gelelim abi. Kuzeyitlerin başında Daenerys Targaryen var. Ejderhalı hatunumuz. Maşallah Kerkitler Targaryen. Evet, bunların tabi düzeltilmesi gerekiyor. Bunlar yakın zamanda düzeltilmesi lazım. Kuzey İmparatorluğunda Stannis var. Gördüğünüz gibi atları değiştirilmiş. Bazılarının sancakları değiştirilmiş. Daha da geliştirilmeli abi. Batanya'ya geldiğimizde burası Robb Stark başta. Henüz öldürülmemiş. Daha genç değil mi? Yaşını görebiliyor muyuz? 16-17 falan olması lazım. O kadar yaşadı mı ki ya Robb Stark? Güney İmparatorluğunda Joffrey var. Dothraki kültüründe Targaryen falan var lan, ne alaka? Ha, gerçi Dothraki'ye de çökmüştü Targaryenler. Doğru. Birliklere geldiğimizde Dothraki birliklerini buradan size bir göstermek istiyorum. Öyle tek tek uğraşmamıza gerek yok. Artık kısa yol var biliyorsunuz. Mesela şu birliğe bakalım. Dothraki birlikleri abi bence gayet güzel gözüküyor. Dothraki göçebesi vesaire. Burada bazı birlikler değiştirmemiş. Bunlarda değişme yok. Dothraki Blood Rider. Bunlar da güzel. Mesela Tyrell'lerin askerlerine bakalım. Stark'ların askerlerini göstereceğiz. Young Wolf varmış mesela Stark'larda. Onun dışında Fatsman'e bakalım. Yani aslında herkeste bir değişiklik var. Hepsinde bir değişiklik var ama zaten biliyorsunuz yani birkaç kültür ağaç birbirine benzediği için Game of Thrones'taki kültürler.
çok aşırı fark olmasını beklemiyorduk ama bunlar gayet güzel birlikler aslında. Değiştirilmiş. Mesela Dorne'un birliklerine bakalım abi. Biraz daha güneyli gibi olması lazım. Evet, güneyli yapmışlar. Evet, güzel abi. Güzel güzel. Değişiklik var. Kölemenler, gulamlar var. Normalde de yok muydu bunlar? Normalde de vardı sanki. Veya bunların kıyafetlerini mi değiştirmişler? Ya ben gördüğüm kadarıyla birlikler gayet güzel gözüküyor. Aa bak, Lannister topraklarına gideceğim şimdi. Lannister topraklarından da bir asker alayım abi. Şöyle. Şu imparatorluktan aldık. Vilandiyalardan aldık. Tallilerden aldık. Lannister'dan aldık. Gördüğüm kadarıyla şehirlerde bir değişiklik yoktu abi. Girebiliyor muyuz? Bir deneyelim girebiliyor muyuz diye. Gördüğüm kadarıyla şehirlerde, hanlarda bir değişiklik yoktu. Ama zaten başlangıç aşamasında bir mod. O yüzden de şu anlık birliklerin, bazı devletlerin karakterlerinin düzeltilmesi bile bir noktaya kadar yeterli. Burada da bir girelim ama burada bir değişiklik yok değil mi? Aynen. Normal güzel bir imparatorluk şehri gibi burası. Buradan abi Dragonstone'a gideceğim. Dragonstone'da gerçekten Ejderha Kayalıkları önemli bir bölgeydi. Özellikle atmosferi gerçekten güzeldi. Orayı nasıl yapmışlar? Bir onu gösterdikten sonra Dothraki topraklarına gidip Dothraki askerlerini almak istiyorum. Bir değişiklik var mı abi burada? Bence yok. Ama ben nedense Bannerlord'da böyle bir yer görmedim. Yoksa ben mi hatırlamıyorum ya? Artık Bannerlord'da var mı yok mu hatırlamıyorum onu ama gerçekten güzel bir kale. Bir konuşalım bakalım. Konuşmalarda bir değişiklik var mı? Hangi oktan diyelim? Baraton hanesini arıyormuş. Neresi bu dalalı? Stannis destekçileri. Bir çıkalım şehrin, kalenin yapısına bakalım. Yok abi, bir tepede olduğu kesin. En azından o tepede kısmını yapmışlar ama şehrin yapısı bir Aseraj kalesi gibi. Baratheonlardan da bir birlik alalım bence. Şöyle gel abi, buradan da al. Evet, şu anlık gördüğünüz gibi denizin üzerine de gidebiliyoruz abi. Teçhizatların çok fazla değiştiğini duydum. Pentos'a gideceğiz. Pentos'ta da bu silahların, işte savaş araç geçişlerinin nasıl değiştiğini de size bir göstermek istiyorum. Öncesinde buralardan bir Dothraki alırsak efsane olur abi. Niye kimse gelmiyor? Şimdi Pentos'ta bir tane Dothraki göçebesi aldık. Şuradan da aldık. Oh! Bunları farklı birlikleri topluyorum ki White Walker savaşmaya gideceğiz abi. Onlar gerçekten çok farklı. Ve gerçekten de çok hızlılar. Onları da size göstereceğim. Burada şimdi aşağı doğru indiğimizde neler var neler yok siz bir tek tek bakın istiyorum. Bak burada mesela farklı bıçaklar var. Bunları ilk kez görüyorum. Normal modda yoktu bunlar. Şöyle aşağıya da oynuyorum. Yavaş yavaş hepsini gösterdim. Gördüğünüz gibi bir Dothraki şehrinde kuzey şehir olarak yapıp geçmişler abi. Bu ne birliği? Bu da bir Dothraki'ymiş. Yani kıyafetleri vesaire güzel bunların ama direkt buraya itelemeleri tabii hoş olmamış. Buradan bir iki birlik daha alıp buradaki işimizi tamamlayıp abi güzel güzel gitmek istiyorum kuzeye. Çünkü kuzeydeki savaş çok önemli biliyorsunuz. Geliyorlar çünkü buralara doğru. Buradaki tek tek her yeri gösteremeyeceğim belki ama siz aşağıdan açıklama kısmından modu indirebilirsiniz. Deneyebilirsiniz. Ayrıca ModDB'den tüm özellikleri, benim kaçırdığım veya söyleyemediğim tüm özellikleri de öğrenebilirsiniz. Winterfell'e gitmek isteyenler, Winterfell'in değiştiğini görmedim ben. Şimdi şu duvara doğru gidelim bir. White Walker'larla kapışalım. Derken bu yabaniler geldi bana saldırdı. Gümüşleri çıkar diyor. Biz de İlk mod incelememizdeki ilk savaşı o zaman girelim. Hem de bunlardan bir şeyler çormuş oluruz. Para kazanmış oluruz. Hile de olmadığı için, ben daha hile kullanmadığım için oyunda bunlarla kapışmamız lazım. Vallahi ben Bannerlord modlarından çok umutluyum. Yani biliyorsunuz Game of Thrones'da Tolkien'den esinlenerek yapılıyor. Yüzüklerin Efendisi'nden esinlenerek yapılıyor ve George Martin de bir Tolkien hayranı. Bence gayet de normal. O yüzden şeyi de çok seviyorum. Bu arada herkes şey mi lan? Herkes piyadeymiş. Bak Dothraki'leri şöyle göstereyim. O yüzden ayrıca da seviyorum bu Game of Thrones serisini. Burada da ilk bunun moduyla başlamak güzel oldu. Ve hepsi hücum etsin abi. Biraz açıktan saldıracağım. Dothraki'ler gerçekten güzel olmuş bu arada. Şimdi White Walker'ları göreceksiniz. Beğendiniz mi beğenmediniz mi sizden de yorumları alacağım zaten. Şu an beni kötü vurdular. Bizimkiler saldırıyor abi. Ben şöyle bir ilerlemek istiyorum. Şöyle geleyim. Haydi güzelim. Haydi güzelim. Şunları bizimkileri bir kurtarmam gerekiyor abi. Derken bir kill be. Heh. Bir kill daha. Çok iyi. Şöyle bir tane daha gelir mi? Geldi mi? Gelmedi. Abi bir şey diyeyim mi? İneceğim diyecektim. Tam da indim abi. Süper.
Ya şöyle bir sıkıntı var. GeForce Now'da modlara giremediğim için normalden girmeye çalışıyorum. İnşallah yakın bir zamanda atölyesi açılır da Benilord'un. Rahat rahat GeForce Now'dan da oynayabiliriz. Benimkiler zaten halledecek şimdi mis gibi inşallah. Şöyle bakıyorum. İsteğimi duyurmuş olayım. Benilord'un atölyesi inşallah yakın zamanda oluşturulur. Bilmiyorum. Tam sürümünde mi oluşturmak istiyorlar? O yüzden mi şu an oluşmadı? Bilmiyorum ama inşallah yakın zamanda atölyesi oluşur ki bir daha uğraşmak zorunda kalmayız. Stormland ne oluyormuş abi? Bu imparatorluk birliklerine dönüşüyor. Burada da ya kıyafetler değiştirmiş aslında. Şimdi haklarını da yemeyelim. Kıyafetleri de değişmiş. Çok aşırı bir fark olmayabilir ama ben beğendim. Burada Dothraki atım olsaydı Dothrakiler atlıya dönüşecekti. Burada güzel olacaktı ama olsun. Vadideki'nin de piyade yap abi. İki tane de arbalet. Tamam güzel. Şöyle birliklerimi, yeni birliklerimi göstereyim abi. Güzel güzel. Benim kolumda hiçbir şey yokmuş. Şunu al abi. Kolumuza takarız. Onun için geri kalanlar da bizim işimize yaramaz herhalde diyorum. Ama şu kalkanı da alalım. Bu da işimize yarar. Tamam ya, geri kalanı satabiliriz. 872 de alıyormuşuz. Mis. Bak bu tazıyla daha da Clegane klanındandı. Evet. Winterfell'e doğru geldik. Burada da iki kuzeyli alacağım. Yanıma kuzeyli birliklerin de gelişmesini istiyorum. Benle birlikte olmasını istiyorum. Winterfell'e gelelim. Winterfell'de neler satılıyormuş ona bakalım ve tutsakları satacağım. En azından bir kısmını satacağım. İşime yarayanlar orduma katılacak. Mesela bak şunlar tırt birlikler. Bunları at, bunların parasını ye. Şunlar biraz daha bize bekledikçe bunları alabiliyoruz birliğimize. Evet, ticarete geldiğinde sadece 2 yiyeceğim var. Bunlar da 18 gün boyunca yetecekmiş bize. Neler var diye bakıyorum abi. Broadsword. Şöyle fiyata göre bakalım mı? 29 binlik. Hey maşallah. Hey maşallah. Ay baksana çok güzel durdu da işte para yok. Bak mesela şu kalkan da yeni. Bu kalkanı da görmemiştim. Bunu da yeni koymuşlar. Fire Magic. Bak bak. Oyunda büyü de var abi. Evet. Onu da söyleyelim. Oyunda büyü de var. Bu büyüyü daha önce hiç kullanmadım. Ya fena değil. Gerçekten fena değil. Bu büyüyü siz de deneyebilirsiniz indirip. Bu da gerçekten büyü olayını ben de merak ediyorum. Bak Fire Magic. Burada farklı silahlar var. Bu büyülü silahlarla daha kolay yenebiliyorsunuz White Walker'ı. Çünkü normalde yenmek, normal silahlarla yenmek biraz daha zor. Daha fazla vurmanız gerekiyor. Daha fazla canlarını acıtmanız gerekiyor. Ben yoluma devam edeyim abi. Burası zaten değiştirilmedi diye hatırlıyorum. Şuraya hiç bakmamıştım. Castle Black'e gideceğiz. Bakalım oraya değiştirmişler mi? Değiştirmedilerse de direkt işimize gücümüze bakıp White Walkers'a saldıracağız. White Walkers'lar diyeceğim. Anasını satayım mal gibi kalacağım böyle. White Walker'lar diyorum, o da olmuyor. Yani bir dakika niye öyle diyorum ki? Akgezenler ama. Evet, Akgezenler. Ben niye White Walkers, White Walker, White Walker'lar falan diyorum ki? Evet, Akgezenler. Akgezenlere gitmeden önce bir Castle Black'e bakalım. Garakalemiz. Garakale bu şekilde. Bir batanya. Normal bir batanya kalesi gibi duruyor. Evet, kalemiz de bu şekilde. Yanlış hatırlamıyorsam burası normalde de böyleydi. Ama normali bile gerçekten çok güzel. Hey, sizi yerim. Gerçekten normali daha güzel abi. Ama buranın değiştirmesini bir beklerdim açıkçası. Geldi sıraya. Duvarı da böyle geçiyoruz bu arada. Evet, seviye atladım o kadar yükseğe tırmandıktan sonra. Gölge Kulesi. Herhalde buralarda da bir değişiklik yok değil mi? Bu arada şunu söylemek lazım. Mod daha çok çok geliştirilmeli. Yani bu konuda mod oynayan herkesle hemfikir olabiliriz abi derken. Şimdi buraları bayağı hakim olmuşlar. Hani yabaniler artık kalmamış sanırım. Çok az kalmışlar. Buralar tamamen Akgezenlerin elinde. Biz de Akgezenlerle bir mücadeleye girişeceğiz ki ben size onları göstereyim. Ama öncesinde dediğim gibi onları da birliğime almak istiyorum. Bak bak görüyor musun? 4 tane var şu an bildiğimde. Şimdi Akgezen bulup onlarla savaşacağız. Bir de şöyle bir sıkıntı var. Karlı bölge olmasına rağmen karda savaşmıyoruz. Yani bunlar tabii bu modun daha geliştirilmesi gereken özelliklerden. Şimdi izninizle ben Night King'i bulacağım. Neredeymiş abi? Dinindeymiş. Yaklaşık bir gün önce. Dinin nerede? Burada, tamam. Night King'e doğru yola çıkıyoruz. Amacımız Night King'le kapışmak. Bir kill bile alsak bizim için şereftir. Sıfırdan başladık. Dothrakiler de var birliğimde. Kuzeyliler de var. Ne bileyim Baratheonlar da var. Lannister da var. Herkes var. Evet, kime niyet kime kısmet abi. Night King'i bulamadım. Svedorn'u buldum. Ve Svedorn'un kılıcı gerçekten çok iyiymiş. Buz kılıcı diye bir kılıç da var bu arada. Yani farklı farklı toplulukların farklı farklı kılıçları var. Bu da güzel. Ve yanında Akgezenlerle takılıyorlar. Biraz daha değişik Akgezenler olmuş bunlar ama. Zırhları falan da var. Buna bir konuşalım, buna bir rest çekelim abi. Teslim ol ya da öl diyelim. En azından bir sağlam tiplerle savaşmak istiyorum. O yüzden Gökdoğan Svedorn'a karşı mücadele edecek. En azından bir deneyelim. Yani evet, yenileceğiz, her türlü yenileceğiz ama. Bir bakalım neler yapıyoruz. Bakalım Akgezenler bize saldırırken nasılmış. Saldırgan ve kolay ölmeyen şekilde mi yapmışlar. Bu arada
Valerian çeliği, işte ejderha camıyla bunlar ölüyor ya. Başka türlü bunları öldürmek çok zor. Oyunda da gerçekten onlar var. Ejderha camı, işte Valerian çeliği olayı var. Zor tabi bulmak. Ben de şimdi güzel birliğimi alıyorum abi. Archers buraya geliyor abi. Gel Archers. Yayalar. Siz de kardeşlerim buraya geliyorsunuz. Kalkan doğru yapıyorsunuz. Baksana baba, manyaklar nasıl hızlı hızlı geliyor, görüyor musun? Çıldırmışlar. Harbi çıldırmışlar bunlar. Şu an kısmette varsa diye yapıyoruz. Hani bir deneyeceğiz şansımızı. Bir tane yalandan vurduk ama. Gençler, hadi bir saldırın bakayım. Oo, bunlar çılgın. Bunlar çılgın. Baksana bak bak, nasıl seriler, nasıl seriler. Bir tane kill aldık. Baksana 9 zarar verdim abi. Şöyle vurayım, 18 verdik. Kolay da ölmüyorlar. Oğlum gerçekten kolay ölmüyorlar bu arada. Lan oğlum. Bu ne? Tıfıllara bak. Dur şöyle okumla biraz vurayım abi. Güzel. Bir tane kill alalım be. Bir tane kill almadan salmam. Hadi güzelim, hadi güzelim. Yapma be. Bir tane kill alayım. Oh. Tamam, ölsem de artık gam yemem. Vallahi ölsem de gam yemem. Çok zor ölüyorlar bu arada gerçekten. Valerian çeliği ya da ejderha camı gerekiyor demek ki. Şöyle vurayım abi. Belki bir kill daha alırız oradan. 50 vurduk. Vurabildiğimi vuruyorum şu anda. Ama az vuruyor ya. Harbiden az vuruyor bu arada. İç sürüsüne bak ya. Son 5 okum kaldı abi. Vurabildiğimi vuracağım. Öldürebildiğimi de öldüreceğim. Son mermisini de attı Yiğit. Gel buraya gel. Ulan bunlar gözükmüyordu. Şu pezevenge saldıracaktım ya. Oğlum burada da cool bu işler ya. Baksana. Burada da saldırmıyor, bekliyor öyle. Güzeldi ama yani çok zor. Yani şunu anlıyorsunuz, oyunda gerçekten sağlam bir şekilde ilerlemeniz gerekiyor. Yani kafanızı böyle sallaya sallaya White Walker'a, ak gezenlere saldıramıyorsunuz. Ya bu gerçekten dizide de bu konuda çok uğraşmışlardı. Ak gezenlere karşı mücadele etmek için, adam toplamak için. Bunu burada belli ediyor. Gerçekten bunlara karşı savaşmak hiç kolay değil. En zor bunlar. Bir denemenizi öneririm ben. Gerçekten bu geliştirilirse daha da iyi olabilir. Şu anlık 1.5.4'te çalışıyor. Yanlış bilmiyorsam öyle yazıyordu. Bakacağım, çoğu kişi halledemezse eğer bir kurulum videosu da çekebilirim. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bildirim ziline basın ki her videoda birlikte görüşelim, eğlenelim. Hoşça kalın.